Yurt dışı oylar çok çok önemli biliyorsunuz. Birçok seçimde, seçim yayınlarımızda zaten bunu dile getiriyoruz, uzmanlar da söylüyorlar. Belçika'da yaşayan bir seçmenin sosyal medya hesabına yüklediği iki ayrı fotoğraf karesi aslında bugün en çok konuşulan listelerinde zirvede özellikle sosyal medyada. Fotoğraflardan ilki Belçika'da, kendisi İzmir'de çekildi. O seçmen iki karede de sandık başındaydı. Dahası var, o gurbetçi sadece poz vermekle yetinmedi, iki kez oy verdiğini de iddia etti. Şimdi iddia diyoruz çünkü hani artık mahkemeye gitti bu iş. Vahim bir iddia. Savcılar hemen harekete geçti. Göz altında sorgu o kişi. Bu bir provokasyon mu yoksa örgütlü bir eylem mi? İşte sorguda bu sorulara yanıt aranıyor şimdi. Telefonunuzu bırakır mısınız? Sosyal medyada bir haber dolaştı. Haber şöyle. Şengül Erdoğan isimli bir gurbetçi sosyal medya hesabına sandık başındayken bir fotoğraf yükledi. Belçika temsilciliğinde oy kullanıyordu. Ardından yeni bir fotoğraf daha yükledi. Bu kez yer İzmir'deki gümrük kapısıydı. Arkadaşları durumu fark etti. Hatta içlerinden biri ikinci kez oy kullanmış oluyorsun uyarısında bulundu. Oysa bu tepkilere bu seferlik böyle oldu nasip diyelim gibi akıllara zarar yanıtlar verdi. Aynı şahsın kendi fotoğrafını paylaştığını görünce bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaştık. İlgili şahıs İzmir'de gözaltına alındı. Yüksek Seçim Kurulu provokatör olabileceği endişesiyle durumu hemen başsavcılığa bildirdi. Başsavcılıkta resmi evrakta sahtecilik suçundan hakkında işlem başlattı. İzmir'de gözaltına alınan Erdoğan'ın önce gerçekten iki yerde de oy kullanıp kullanmadığı ve çift kimlik taşıyıp taşımadığı araştırılacak. Ardından da eylemin örgütlü olup olmadığına bakılacak. Örgütlü bir e, eylem midir bir e, yoksa evlakta sahtecilik anlamında bir seçim suçunu tüm boyutlarıyla soruşturma e, devam etmektedir. İlk inceleme sonucu iki farklı kimlik numarasıyla oy kullanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Seçim suçları çok ağır müeyyideler gerektirmektedir bir telefonda oyunu çekme, gönderme, aleni başkasının yerine oy kullanma bunlar çok büyük bir suçtur. Eğer böyleyse yani suç örgütlü olmasa ve sadece evrakta sahtecilik bile yapılmış olsa 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek.